Evet arkadaşlar, şimdi kümeler konusuna geçiyoruz. Kümeler. Öncelikle şu kümeyi bir tanımlayalım. Ben ilkokuldan beridir aklımda kalan bir cümle var. Nasıl girdi, nasıl kaldı bilmiyorum ama varlıkları iyi tanımlanmış nesnelerden oluşan topluluğa küme denir. Şimdi şurası önemli. Varlıkları iyi tanımlanmış. Yani her tanımlanan şey küme değildir. Ben sınıfımızın en uzunu dersem bu bir kümedir. Ama sınıfımızın en güzeli dersen bu küme değildir. Bana göre Ayşe güzeldir, sana göre Hatice güzeldir. Dolayısıyla iyi tanımlanmış olması gerekir küme olması için. Boş küme, hiçbir elemanı olmayan kümeye boş küme denir. Boş küme ya böyle iki tane tırnak arasında hiçbir şey yoktur, böyle gösterilir. Ya da böyle sıfırın üstünü yandan çizmişlerdir, böyle gösterilir. Gaza gelip de böyle ya da böyle göstermeyin. Şimdi geçmişte öğrencilerinden bazıları böyle göstermişti. Oğlum bu ne dedim? Hocam bomboş küme dedi. Yani pekiştirme yapıyor. Sakın ha. Yani sıfır eleman. Abi burada sıfır veya yuvarlak görünümlü bir eleman var. Burada da aynı şekilde yanından da çizik yemiş bir eleman var. Bu ikisi boş küme değildir. Sakın bu hataya düşmeyin. Alt küme. Alt kümeyi ben yavru olarak görüyorum. Bir kümenin yavruları. A ve B iki kümeden A kümesinin her elemanı B kümesinde eleman ise A kümesi B kümesinin bir alt kümesi denir. Yani A kümesinin B'nin alt kümesi olabilmesi için A'da bulunan elemanlar B'nin elemanı olması lazım. Yani bunun yavrusu olması lazım. O zaman A B'nin yavrusudur yani alt kümesidir diyebilirsiniz. Veya tam tersi B A'yı kapsar. Buradaki ifadeyi kullanabilirsiniz. Bir de klasik bir soru tipi var. Elemanı olduğu gibi dışarı çıkartsak bunu diyeceğiz. E harfi zaten görüyorsunuz. Çıkardıktan sonra tırtıl atarsak alt kümedir diyeceğiz. Yani tırtıl atmak zaten onu küme haline getirmek demektir. Şimdi ne demek istiyorum? Bunu soru üzerinde göstereyim. A kümesi A, B, tırtıllı A, tırtıllı A, B kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. Şimdi biraz önceki cümleye geri dönersek, elemanı olduğu gibi çıkartırsak diyeceğiz, çıkarttıktan sonra tırtıl atarsak alt kümedir diyeceğiz demiştik. Şimdi A kümesindeki şu küçük A'yı çıkartıp tırtıl atmış ve alt kümedir A demiş. Bu doğru olabilir. Yani şunu çıkarttıysa doğru olabilir. Ama bunu çıkarttıysa doğru olmaz. Kesinlikle yanlıştır dediği için buna kesinlikle yanlıştır diyemeyiz. Hatta bunları harflendirirsek 1, 2, 3, 4 dersek A şıkkı birden dolayı doğrudur. Tekrar ediyorum. Adamı olduğu gibi çıkartırsak elemandır diyeceğiz. Çıkarttıktan sonra tırtıl atarsak alt kümedir diyeceğiz. Bunu çıkartmış, tırtıl atmış, alt kümedir demiş. Demek ki bu doğru. Kesinlikle yanlış değil. Şimdi B şıkkına gelirsek aynı ifadeyi elemandır A demiş. Demek ki şunu çıkartmış yani 3 numarayı olduğu gibi çıkartmış elemandır A demiş. Doğrudur 3'ten dolayı. B'ye gelelim. Şimdi şu B'yi çıkartıp tırtıl atmış elemandır demiş. Olmaz abi. Sen B'yi çıkartıp tırtıl attıysan alt kümedir demen lazım. Böyle tırtıllı bir B'miz de yok. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. D şıkkına gelirsek bu A'yı ve bu B'yi getirip tırtıl atarak alt kümedir A deme hakkını kullanmış. Dolayısıyla bu doğru. Yani 1 ve 2'den dolayı doğrudur. Şuna gelirsek E şıkkına bakın. Bunu olduğu gibi çıkartmış ve elemandır A demiş. Hakkını buradan kullanıyor. O da doğrudur. Dolayısıyla 4'ten dolayı E şıkkı da doğrudur. Yani başta karışık gibi gelebilir ama siz biraz önce söylediğim sloganı unutmazsanız rahatlıkla cevaplayabilirsiniz. Tekrarlıyorum. Adamı olduğu gibi çıkartırsanız elemandır. Çıkarttıktan sonra tırtıl atarsanız alt kümedir demek zorundasınız. Öz alt kümesi. Yani onun has alt kümeleri. Kendi hariç olan tüm alt kümeleri. Şimdi biz alt küme sayısını 2 üzeri n olarak göstereceğiz. Öz alt kümesi de 2 üzeri n eksi 1 olacak. Yani kendi hariç. Bakın kendisinden farklı alt kümelerine öz alt küme denir demişiz. Not. N elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Atıyorum 2 elemanlıysa 2'nin karesinden 4 tane alt kümesi vardır. Birazdan detaylıca göreceksiniz bunları. Öz alt kümesi ise 2 üzeri n eksi 1'dir. Yani tüm alt kümelerini bulup 1'i çıkartacağız. Alt kümenin özellikleri. Birincisi boş küme her kümenin alt kümesidir. Adam boş zaten.
Nereyi bulsa oraya kapak atıyor. Boş küme, her kümenin alt kümesi gayet mantıklı. Her küme kendisinin alt kümesidir. Yani benim rakibim benim der gibi bir şey. Her küme kendisinin alt kümesidir. 3 numara AB'nin alt kümesi ve B'de A'nın alt kümesi ise AB'ye eşittir. Yani başka çaresi yok zaten. Ben senin alt kümenim, sen benim alt kümemsin. Abi o zaman biz ikimiz birbirimizin aynısıyız. 4 numarada AB'nin alt kümesi, B'de C'nin alt kümesi ise AC'nin hayli hayli alt kümesidir. Tıpkı şey gibi 1-2'den küçük, 2-3'den küçük, o zaman 1-3'den hayli hayli küçüktür diyebiliriz. 5 numara çok önemli arkadaşlar. N büyük eşit R olmak üzere N elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı N'in R'li kombinasyonudur. Seçmektir. Yani şöyle bir şey. 5 tane elemanı var bir kümenin. Adam geliyor bana 2 elemanlı alt kümelerini soruyor. O zaman ben hemen diyeceğim ki 5'in ikili kombinasyonu. Kombinasyon da böyle bulunur. N faktöriyel bölü bunların farkının faktöriyeli çarpı alttakinin faktöriyeli. Üstün faktöriyeli, altın faktöriyeli, farkının faktöriyeli. Tabii biz daha pratik bir şekilde de yapacağız. Ama bunu da bilmiş olun. Bu kombinasyon konusunda da zaten detaylıca anlatılacak. Ama bize hızlı çözebilmemiz için bazı özellikler lazım. N'in n'lisi 1'dir. Yani bu şu anlama geliyor. 5 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? 5'in 5'lisi 1'dir. Bir tanedir çünkü. N'in sıfırlısı, bu da boş küme anlamına geliyor. O da 1'dir. N'in birlisi 5 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı 5'tir. Dolayısıyla N'in birlisi N'dir diyebiliriz. 7 numara da önemli. N'in sıfırlısı, N'in birlisi, N'in ikilisi. Bakın bunun boş küme olduğunu, bunun 1 elemanlı alt kümeler, bunun 2 elemanlı alt kümeler, nokta nokta N elemanlı alt kümeler. Ya adam resmen bana bütün alt kümeleri toplamış. O zaman ben de rahatlıkla buna eşittir 2 üzeri N diyebilirim. 8 numaraya geldim. N'in x'lisi N'in y'lisine eşitse. Resmen kombinasyon anlatıyorum 5 numaradan beri. N'in x'lisi N'in y'lisine eşitse o zaman N denilen adam bu ikisinin toplamına eşittir. Yani N eşittir x artı y. Örnek verirsem onun ikilisi onun 8'lisine eşittir. Onun 4'lüsü onun 6'lısına eşittir. Ya da N'in 4'lüsü N'in 5'lisine eşitse N 4 ile 5'in toplamı 9'dur derim. Şimdi örneğimize bakalım. 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı 4 elemanlı alt kümelerin sayısına eşit. Aa burada durdum. 2 elemanlı alt kümelerin sayısı. Şimdi benim eleman sayım N olsa N'in ikilisi N'in 4'lüsüne eşit diyor. Bakın N'in x'lisi N'in y'lisine eşitse N x artı y'ye eşittir. O zaman N'in ikilisi N'in dörtlüsüne eşitse siz hemen burada bu kümenin 6 elemanlı olduğunu söylersiniz. Kümenin en az 4 elemanlı alt küme sayısı N'in ikilisi N'in dörtlüsüne eşit N 6 bulunur. 4 en az 4 elemanlı alt kümeler diyorsa 6'nın dörtlüsü, 6'nın beşlisi ve 6'nın altılısı bize soruluyor. Şimdi 6'nın altılısı 1'e eşit zaten. 6'nın beşlisi 6'nın birlisine eşittir. 6'nın birlisi de 6'ya eşittir. Bunu da hemen söyleyebiliriz. 6'nın dörtlüsü ister şöyle bulun. İşte 6 faktöriyel bölü 4 faktöriyel çarpı 6 eksi 4 2 faktöriyelden bulun. Ya da bu 6'nın dörtlüsünün 6'nın ikilisine eşit olduğunu söyleyip 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 şeklinde yapabilirsiniz. Şunu tekrar ediyorum. Şimdi 6'nın dörtlüsü 6'nın ikilisine eşit. Bunda hemfikiriz. 6'nın ikilisini bulurken de hani 6'nın ikilisi diyorum ya 2. O zaman 6 çarpı 5 2 defa açıyoruz yani. 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Veya mesela 10'un üçlüsünü sorsaydım. O zaman şunu yapacaktınız. 10 çarpı 9 çarpı 8 bakın. 10'un üçlüsü diyorum. O zaman 3 tane açacaksınız. 10 çarpı 9 çarpı 8 alt tarafa da 3, 2, 1. Bu biraz daha pratik oluyor. 6'nın 5'lisi 6'nın 1'lisine eşit olup 6 dedik. 6'ın 6'lısı da 1 zaten. Bura 30 bölü 2'den 15, bura 6, bura 1 toplarsak 22 bulunur. A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 1 bulunur? Önce bir elemanlarımızı bir görelim. Tiplerine baksanız hırsız dersiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Bizim çok önemli bir sloganımız var. Varlığın da yokluğunda 1. Bir adama söylenecek en kötü laflardan bir tanesi. Zaten erkeğe söyleseniz büyük ihtimal dayak yersiniz.
Bayana söyleseniz büyük ihtimal terk edilirsiniz. Yani ha varsın ha yoksun diyorsunuz. Biz de bunu bire söylersek bir de alınır kenara doğru çekilir. Sonra biz kalanlara bakarız. 2, 3, 4, 5. Kardeşim sizler kaç tane alt küme yaparsınız? Önce bir elemanlı alt kümeler. 2, 3, 4, 5. Sonra iki elemanlı alt kümeler. 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5 ve 4, 5. 3 elemanlı alt kümeler. 2, 3, 4, 2, 3, 5, 2, 4, 5, 3, 4, 5. 4 elemanlı alt kümeler. 2, 3, 4, 5. Şimdi burada kaç tane alt küme olduğunu görüyorsunuz. Sayı 7, 8. Buradan da elini kolunu sallaya sallaya elinde tesbih olan bir tanesi geldi. Ben soruyorum buna, sen kimsin diyorum. Ben boş bir adamım. Ne iş olsa yaparım dayı diyor. Sen böyle elinde tesbih sallayarak boş boş gezersen ben sevmem seni. Hadi bir git bakalım diyorum ve o çekip gidiyor. Ve bu da 16. adamımız. Bakın arkada 16 tane adam var. Ve hiçbirinde bir yok. Sloganımız varlığın da yokluğun da bir. Yani bu 16 tane adamda bir yoksa ben 16 adamın yanına biri böyle yollarım. Bakın şu anda hepsinin yanında bir var. Biraz önce yoktu bakın şimdi var. Dolayısıyla varlığın da yokluğunda bir dememizin nedeni bu. Şimdi ben sınavda böyle çözmeyeceğim tabii ki. Sınavda yapacağım şey bu sloganı unutmamak. Diyeceğim ki kardeşim 5 adamdınız. Varlığın da yokluğunda bir, birin üstünü çizeceğim. Çekip gidecek 4 tane adam kalacak. Yavrum siz kaç alt küme yaparsınız? 2 üzeri endi, 2 üzeri 4'ten çat cevap 16. Sınavda bu şekilde pratik yapacağım. Yeter ki sloganı unutmayın. Şimdi B şıkkına gelirsek. A kümesinin alt kümelerin kaçında? 1 bulunur, 2 bulunmaz. Elemanlarımız yine geldi. 1 bulunur, 2 bulunmaz dedik. Sloganımızı tekrar tekrar görüyoruz. 1 bulunur dersek, 1 zaten kenara çekildi. 2 de çekip gitti. 2'yi direkt yüzüne söyledik yani. 2 bulunmaz dedik. Adam ben bu diyarda durmam, çeker giderim dedi. Şimdi bu adamların oluşturmuş olduğu alt kümeler. Önce 1'liler, 3, 4, 5. Sonra 2'liler, 3, 4, 3, 5, 4, 5. Sonra 3'lüler, 3, 4, 5. Şimdi arkadaki elemanları sayalım derken karşımıza yine tesbih ile boş adam geldi. Yine bize söyleyeceği bir laf var herhalde. Dayı hani bana iş verecektin, ben hala boştayım. Yavrum sen o tesbih salladın müddetçe ben sana işmiş vermem, yerine git. Bakın arkada kaç tane adam var şu anda? 2, 4, 6, 8 tane adam var. Demek ki bu 8 tane adamda bir yoksa 8 tane adamda bir vardır. Değil mi? Varlığında, yokluğunda bir. O zaman ben bu biri 8 adamın yanına yollarım. Bakın gördüğünüz gibi 8 tane adam oldu. Şuraya dikkat ediyorsunuz değil mi? Boş kümeydi. Biri yollayınca orası bir oldu. Artık boş kümede bir şey kalmadı. Şimdi sınavda olsam ne yapacağım? Alt kümenin kaçında bir bulunur, iki bulunmaz dediği için sloganımı unutmayacağım. 2'nin üstünü çizeceğim. 1'in üstünü çizeceğim. 3 tane adamım kalacak. 2 üzeri n yani 2'nin küpünden 8 diyeceğim. Sınavda olsam bunu yapacağım. Şimdi C şıkkına gelelim. A kümesinin alt kümenin kaç tanesinde bir tane çift rakam bulunur? Yine elemanlarımız gelsin. Çiftlerimiz şöyle bir kenara doğru çekilsin. Gördüğünüz gibi 2 ile 4 burada, 1, 3, 5 burada. Kaç tanesinde bir tane çift bulunur diyor. Önce ben hiç çift bulunmayanları bulayım. Bu 1, 3, 5. Bunların oluşturmuş olduğu alt kümeler önce tekliler, sonra ikililer, sonra üçlü, sonra da her zamanki gibi büyük ihtimal buradan bizim boş adamımız gelecek. Büyük ihtimal bana bir şey söylemeyecektir. Çünkü hala tesbih sallıyor. Aynen dediğimiz gibi çekti gitti. Gördüğünüz gibi 8 tane arkada adam var. Bana bir tane çift rakam bulunur diyor. Şimdi ben bütün bu adamların yanına 2'yi yollayamaz mıyım? Yollarım değil mi? O zaman bakın 1, 2, 3, 2, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 5, 2, 3, 5, 2, 1, 3, 5, 2 ve 2 oldu. 2'yi çekip 4'ü yollayabilirim. Dolayısıyla dikkat ettiyseniz o 8 tane adamın yanına 2'yi yolladım, 8 tanesinde 2 var. Çektim, 4'ü yolladım, 8 tanesinde de 4 var. Dolayısıyla 16 tanesinde bir tane çift rakam bulunur, rahatlıkla diyebilirim. Sınavda ne yapacağım? Hemen kaç tanesinde bir tane çift rakam bulunur diyorsa çiftleri şöyle kenara alacağım. Tekler 3 kişi, 2'nin küpünden 8 diyeceğim. Bunların yanına 2'yi ve 4'ü yollayacağım için 8 çarpı 2'den 16'yı söyleyeceğim.
Buna lütfen dikkat edin. D şıkkında A kümesinin 3 eleman alt kümelerin kaç tanesinde 1 bulunur demiş. Şimdi arkadaşlar 3 elemanlı alt kümeler dediği için bizim 3 tane padişah koltuğumuz var. Elemanlarımız geldi. Soru bize kaç tanesinde 1 bulunur dediği için 1 hemen gitti yerine oturdu. Adama biraz önce varlığında yokluğunda 1 diye küstürdük. Şimdi güzelce oturttuk oraya. Şimdi boşta 2 tane koltuğumuz var. Oraya namzet, oraya da oturma isteğinde bulunan 4 tane adam var. 4 adamdan 2 adamı seçeceğim. Kombinasyondur seçmek. O zaman N'in R'lisi, yani hatırlayalım bunun böyle olduğunu. 4'ün ikilisi. Bunu da söylemiştim zaten size. 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1. Yani 6 bulunur. Eğer 3 elemanlı, 2 elemanlı derse koltukla yapılacağını unutmayın. E şıkkına gelelim. A kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 1 bulunur? 2 bulunmaz. Yine elemanlarımızı görelim. 1, 2, 3, 4, 5 yine hazır. 1 bulunur, 2 bulunmaz. O zaman 1 gidecek koltuğa oturacak. 2 de çekip gidecek. Adama bulunmaz diyoruz. O da ben bu diyarı terk eder giderim diyor. E şimdi yine 2 tane koltuk boş. Ama oraya oturmak isteyen bu sefer 3 tane adam var. Ben 3 tane adamdan 2 adam seçeceğim. Kombinasyon. Yine hatırlayalım, isteyen böyle yapar. İsteyen de 3'ün ikilisi der. 3'ün ikilisi 3'ün birlisine eşittir. O da cevabım 3 olur. F şıkkında A kümesinin alt kümelerin kaç tanesinde 1 veya 3 bulunur diyor. Veya çok önemli arkadaşlar. Maalesef öğrencilerimiz tarafından yanlış algılanıyor. Ben sınıfta öğrencime soruyorum. Diyorum ki Ahmet veya Mehmet buraya gelsin. Yavrum ne anlıyorsun diyorum. Hocam diyor ya Ahmet gelsin ya Mehmet gelsin. Oğlum ben ya Ahmet gelsin ya Mehmet gelsin mi dedim. Ben onu demsem derim ki Ahmet ya da Mehmet buraya gelsin. Ben Ahmet veya Mehmet diyorsam Ahmet de gelse olur. Mehmet de gelse olur. Ahmet de Mehmet birlikte gelseler de olur. Başım gözüm üstüne. Onun için veya demek içerisinde bir olanlar olur. İçerisinde üç olanlar olur. İçerisinde bir ile üç olanlar da olur. İkisi bir arada bulunanlar da olur. Ben bunları bulmalıyım. Şimdi elemanlarımız geliyor derken bayağı bir adam geliyor. Bunlar tam bir çete kurmuşlar. Şimdi bunlarla bir muhabbet edelim bakalım. Dertleri neymiş böyle grup kurmuşlar. Şimdi buna soruyorum. Kardeş diyorum sen kimsin diyorum. Biz aramızda bir bulunduranlarız. Yani içlerinde hep bir var. Yanlarında üç mü üç yok. Buna soruyorum sen kimsin? Biz aramızda üç bulunduranlarız. Yani bunlar sadece biri bulunduranlar. Bunlar ise sadece üçü bulunduranlar. İyi diyorum git hadi bakalım. Siz kimsiniz? Bizler hem biri hem de üçü aramızda barındırırız. Güzel. Ben zaten ne demiştim? Bir bulunanlar, üç bulunanlar, bir ile üçü birlikte bulunduranlar demiştim. E bunlar var bir de burada. Siz kimsiniz diyorum. Bunlar bir adım yana doğru gittiler. Soruyorum sen kimsin kardeş diyorum. Bizim içimizde ne bir var ne de üç var. İyi bakalım. E ben sizi istemiyorum ki. Ben bir bulunanlar, üç bulunanlar, bir ve üç bulunanlar bunları istiyorum. Siz kaç adamsınız diyorum. Üç adamız. Hani hatırlayın alt kümeleri bir, iki, üç elemanları bir, iki, üç, dört, beş. E bir ile üçü atarsanız üç adam olur. Kaç alt küme yaparsınız? 8 alt küme yaparız. Çünkü 2'nin küpünden 8 yapar. O zaman arkadaşlar ben burayı, burayı ve burayı bulup toplayacağıma sınıftan olmayanları bulup çıkarsam güzel olmaz mı? O zaman sınavı da şöyle yapacağım işte. Sınıfı bulacağım. Çünkü 5 elemanlı 255'ten 32 yapar. 1 ile 3'ün olmadığı 3 eleman vardı. Onların oluşturmuş olduğu alt kümeler 2'nin küpü. Bunu çıkartırsam direkt veya'nın cevabını bulurum. O zaman 32 eksi 8'den cevap 24 olur. Unutmayın veya da sınıfı bulacaksınız tüm alt kümeleri. 1 veya 3 bulunur diyor. O ikisini atıp olmayanların alt kümelerini bulup çıkarttığınızda kabak gibi burayı bulursunuz. A kümesi 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 kümesi veriliyor. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Alt kümelerin kaçında 1 vardır? Hemen slogan aklımıza gelmiştir. Varlığında yokluğunda 1. Gider şuradan 1'i atarım. Kalan adamlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Yavrum siz kaç alt küme yaparsınız? 2 üzeri 6'dan 64 derim. B şıkkı. Alt kümelerin kaçında 1 ve 2 vardır?
Varlığında yokluğunda bir ben ikinizi birden atarım. Kalan adamlar 1, 2, 3, 4, 5. 2 üzeri 5'ten 32 çat diye cevaplarım. C şıkkı. Alt kümelerin kaçında 1 ve 2 bulunur, 3 bulunmaz. 3 bulunmaz dedi, çekip gittiğini herhalde gördünüz. 1 ve 2 bulunur, 1 ile 2'yi de attınız. Dolayısıyla 1, 3, 2 hepsi gitti. Şunlar kaldı. 5, 7, 4, 6. 4 tane adam 2 üzeri 4'ten 16 yapar. D şıkkı. Alt kümelerin kaçında 1 veya 2 bulunur? 1, önce tüm alt kümeleri bulacaktım. 2, 4, 6, 7. Tüm alt kümeler 2 üzeri 7. 1 ile 2'yi atacak ve kalan adamların alt kümesini bulacaktım. 2 üzeri 5. 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 5. Bu da 128 eksi 32'den 96 yapar. E şıkkı. Alt kümenin kaçında 1 ya da 2 bulunur? İşte ya dayı orada sadece sözlü olarak söylemiştik. Şimdi tam anlatalım. Ya benimsin ya toprağınsın. Ya 1 olacak yanında 2 olmayacak, ya 2 olacak yanında 1 olmayacak. O zaman ben hemen yapıyorum. 1 olsun 2 olmasın, tercih et. 1 olsun 2 olmasın. 1 olsun 2 olmasın. 2'yi attım. Varlığında yokluğunda 1, 1'i de attım. Yani artık şunu anlamışsınızdır herhalde. Vardır demekle yoktur demek aynı şey. Dolayısıyla 1'i de 2'yi de attım. Var da dese atarım, yok da dese atarım. Şunlar kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 adam kaldı. 2 üzeri 5'ten 32 yapar. 2 olsun 1 olmasın da aynısı zaten. O da 32 yapar. 32 artı 32'den de 64 yapar yadanın cevabı. F şıkkı. Alt kümelerin kaçında sadece bir tane tek sayı bulunur diyor. Animasyonu hatırlayın. Sadece bir tane çift bulunur diyordu. Çiftler kenara gidiyordu. Teklerin oluşturmuş olduğu alt kümeleri buluyorduk. Burada bir tane tek diyorsa tekler kenara gider. Çiftlerin alt kümelerini bulacağız. 2, 4, 6, 3 tane var. 2'nin küpünden 8 tane alt küme karşımda dizilmiş. Yanımda da 1 var, 3 var, 5 var, 7 var. Bir tane tek var diyorsan ben bu 1'i bu 8 adamın yanına atarım. Ben bu 3'ü 8 adamın yanına atarım. 5'i de atarım, 7'yi de atarım. Yani 4 çarpı 8'den 32 olur. Umarım güzel anlamışsınızdır bunu. G şıkkı, alt kümelerin kaçı sadece asallardan oluşur? Önce şu asalları bir tespit edelim. Bir asal değil. 3 asal, 5 asal, 7 asal. 2 zaten en asili. Dolayısıyla 3, 5, 7, 2. 4 tane asalım var. Bu 4 tane asalın oluşturmuş olduğu alt kümelerde 16 tanedir. Ben gelip burada cevap 16'dır dersem yazık olur bana. Çünkü arkadaşlar bu 4 tane adamın oluşturmuş olduğu 16 tane adamdan bir tanesi elinde tesbihle gezen boş kümedir. O zaman ben de 1'i atarım, 15 tanedir derim. 4 tane adam 16 alt küme oluşturacak ama biri boş küme. Bana da asallardan oluşur diyor. Dolayısıyla 15'tir deriz. Yıllardır bu G şıkkının çıkmasını bekliyorum. Alt kümelerin kaçında sadece 2 tane asal vardır? Bakın, 2 tane asalın olmasını istiyorsa ben önce bir asallar yanımda dursun, geri kalanların alt kümelerini bir bulurum. 1 asalları çekersem, zaten şuradaydı asallar, onun haricinde 1, 4, 6 olur. Bunların alt kümeleri 8 tanedir. 8 tane asal olmayan alt küme var. Bana diyor ki 2 tane asal var. Yani sen git diyor 3, 5, 7, 2'den 2 tane asal seç. Abi burada 4 tane asalım var. Sen benden 2 tane asal istiyorsun. O zaman seçeceksin. 4 tane asalın içinden 2 tane asal seçeceksin. Hemen gösterelim. 4'ün ikilisi yapar. O da 6 tane grup olur. 6 çarpı 8'den de cevap 48 olur. Düşünsenize 6 grup. Bir grubu almışsın. Bu 8 tane adamı yanına atmışsın. Öbür grubu atmışsın, öbür grubu atmışsın. 6 çarpı 8'den 48 olur. Bu da güzel bir soruydu. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçında 1 vardır? 3 elemanlı diyorsa koltuk çizdim hemen 3 tane. 1 vardır diyorsan 1 geldi koltuğa oturdu kemerini bağladı. 1 gitti. 2 tane boş koltuk var. Oraya namzet, aday 1, 2, 3, 4, 5, 6 adam var. 6 tane adam arasından 2 tane adam seçeceğim. 6'nın ikilisi. O da pratik olarak 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1 yapar. 30 bölü 2'den 15 olur. 4 elemanlı alt kümelerin kaçında 1 vardır, 2 yoktur? 4 eleman. O zaman hemen 4 tane koltuk çizdim. 1 vardır diyor kemerini bağladı. 1'i çizdik.
İki yoktur diyor. Sen istemezsen hocam ben hiç istemem deyip ikinin de kafasını böyle çizdik. Üç tane koltuğum var. Oraya oturacak. Beş tane adamım var. O zaman beş adamdan üç adamı seçeceksem beşin üçlüsü derim. Beşin üçlüsü de beşin ikilisine eşittir. O da 5 × 4/2 × 1. 20/2'den cevap 10 olur. Üç elemanlı alt kümelerin kaçında 1 veya 2 vardır? Bakın yine veya geldi ama bu sefer 3 elemanlı. Sınıftan onların atıp oluşan alt kümeleri çıkartarak değil. 3 elemanlı olan sınıftan 3 elemanlıların 1 ve 2'sinin atıp oluşturduğu grubu çıkartacağız. Yani şimdi 3 elemanlı diyorsa burada benim 2, 4, 6, 7 tane adamım var. 7'nin üçlüsü bir diyeceğim. Artık benim sınıfım buymuş gibi olacak. 1 ile 2'yi atacağım. Atarsam 2, 4, 5 adam kaldı. 5'in üçlüsünü çıkartacağım. 7'nin üçlüsü 7, 6, 5, 3, 2, 1 demiştim ya. 7, 6, 5, 3 defa açacaksınız. Alt tarafı da 3 ya. 3, 2, 1. Sonra bu 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşittir. 5, 4, 2, 1. Burayı da hesaplarsak 25 buluruz. 3 elemanlı alt kümelerinin kaçının rakamları toplamı 8'in üzerindedir? Tekrar okuyorum. 3 elemanlı alt kümelerin kaçının rakamları toplamı 8'in üzerindedir? E abi zaten 6, 4, 10, 12 çoğunun rakamları toplamı 8'in üzerindedir. O zaman ben 8'in altındakileri bulurum. Ama önce 3 elemanlı kaç alt kümen var? Hani demiştim ya bizden adamın normalde 2, 4, 6, 7 tane elemanı var. 3 elemanlıysa 7'nin üçlüsü yani 7, 6, 5, 3, 2, 1'den 35 tane 3 elemanlı alt kümen var. 7 elemandan 3 eleman seç bana diyor. 35 tane. Şimdi 8'in altında olanları bulalım. Bunlar kimlerdir? 1, 2, 3 toplarsanız 6 yapar bakın. Sonra 1, 2, 4 7 yapar. 1, 2, 5 8 yapar. Bak 8'in üzerinde. Ben 8 ve 8'in altındakileri buluyorum. 1, 3, 4 yapar. Yani 4 tanesi bu adamın istediği şarta uymuyor. O zaman 35'ten 4'ü çıkartır, 31 derim. İşte arkadaşlar olay bu. Animasyonları düşüneceksiniz. Buradaki diğer farklı soruları da düşünüp bu şekilde kendinizi daha iyi hazırlamış olursunuz. Evet arkadaşlar, şimdi de bu şeklimize bakıyoruz. A kümesi var, B kümesi var, evren var. Evren demek buranın tamamı demektir. Geçmişte öğrencilerinden bir tanesi evrenin aha burası olduğunu zannediyordu. Sakın ha, evren buranın tamamıdır. Güzel bir sloganımız var. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele evren. İşte bütün mesele evren. Yani A kümesi burasıysa A'nın olmayanı tamamen dışarısıdır. Ve onların toplamı da evreni verir. Bu çok önemlidir arkadaşlar. Şimdi A kümesini 1-2 gördüğünüz gibi. B kümesi 2-3. Evren 1-2-3-4. A kesişim B ikisinde ortak elemanıdır. Burasıdır 2. A birleşim B A ile B'nin tamamıdır. 1-2-3'tür. A fark B A'da olup da B'de olmayandır. Burasıdır. B fark A B'de olup da A'da olmayan yani B'nin A'dan farkı benim senden farkım diyor B kümesi. 3'tür diyor. A ile konuşuyor tabi. Şimdi bunlar bölge olarak da. SA birleşim B. A birleşim B'nin eleman sayısı demek A kümesi artı B kümesi eksi A kesim B'dir. Bunu küçüklükten beridir biliriz. A kümesi derken burayı kastettik. Bakın burayı. B kümesi derken burayı yine kastettik. İki defa kastettiğimizden dolayı bir defa çıkarttık. A artı B eksi kesişimdir. Bunu da genel kültür olarak bilin. Üçlüsü A kümesi, B kümesi, C kümesi topluyoruz. İkili kesişimleri çıkartıyoruz. Sonra üçlü kesişimi ekliyoruz. Yani kolay kolay çıkmaz ama siz de genel kültür olarak bunu bilin. Şimdi tümleyen kelimesi. Bu çok önemli. Tümleyeni biz yak diye öğreneceğiz. Yani nerenin tümleyenini soruyorsa orayı yakacağız. Kül edeceğiz orayı. Mesela A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni. A kümesini yaktık. Geriye kim kaldı? 3'te 4. Demek ki A'nın tümleyeni 3'te 4'tür. B'nin tümleyeni B kümesini yaktık. Geriye 1 ile 4 kaldı. A'nın tümleyeni kessin B'nin tümleyeni. E şimdi A'nın tümleyeni demek burayı yaktık 3, 4. Yazdım. Kesişim. B'nin tümleyeni burayı yaktım. Bakın yaktım kül oldu. Siz kalanları söyleyeceksiniz bana. 1, 4. 3, 4 ile 1, 4'ün kesişiminde yani ortak adamı 4'tür. Demek ki bakın dışarıyı kastediyormuş.
Görüyor musunuz? Anın tümleyeni kesin, benim tümleyeni bana sarı olan bölgeyi kastediyormuş. Ben her zaman böyle bulurum arkadaşlar. Onun için de unutmam bunları. Anın tümleyeni birleşim, benim tümleyeni. Anın tümleyeni demiştik, burayı yaktık, kalanlar 3-4. Birleşim, benim tümleyeni, burayı yaktık, kalanlar 1-4. Birleştir bunları diyor. O zaman 1-3-4. Bakın 1-3-4. Yani kesişim hariç her yer demektir. Ben bunları ezberleyemem. Anın tümleyeni kesin, benim tümleyeni neresi yapar, bura nereye yapar. Ama ben hemen böyle kodlarsam, yani bir köşeye bir kümeyi çizersem, hemen iki tane küme çizerim, 1-2-3-4 yazarım. Anın tümleyeni hemen adamı yazarım, benim tümleyeni yakarım, kesiştiririm, burayı bulurum, demek ki dışarısıdır derim. Bunun için de 1-3-4 demek ki kesişim hariç diğer yerler derim. Zaten birazdan soruda göstereceğim. Bir de bu Almanca, İngilizce, Türkçe muhabbeti var. Klasik soru tipleri. Şimdi bunları anlatalım. Almanca bilenler. Almanların sınırları A, B, D, E. Almanca bilmeyenler, o zaman Almanların haricinde. Yani Almanları yakarsınız, geri kalan. Çünkü bilmek ya da bilmemek, işte bütün mesele evren. Madem ki bilenler A, B, D, E'dir, bilmeyenler ise C, F, G ve K'dır. Buna lütfen dikkat edin. Almanca ve İngilizce bilen, Almanca ve İngilizce bilen B ve E'dir. Sadece Almanca ve İngilizce bilen B'dir. İkisi arasındaki farka lütfen dikkat edin. Tekrar ediyorum. Almanca ve İngilizce bilen B ve E'dir. Ya bu adam İngilizce biliyor mu? Biliyor. Almanca biliyor mu? Biliyor. Üstüne bir de Türkçe biliyor. Ne zararı var? Ama burada bana sadece Almanca ve İngilizce bilen diyor. Yani başka dil bilmesin diyor. Almanca ve İngilizce bilsin. Onun için bunun cevabı B'dir. Bir de yalnızca kelimesiyle sadece kelimesi aynıdır arkadaşlar. Almanca veya İngilizce bilen Almanlarla İngilizlerin tamamı. Yani A, B, D, E, C, F veya diyor ya Almanlarla İngilizlerin tamamı diyeceksiniz. Her üç dili bilen, gördüğünüz gibi burası E'dir. Hiç dil bilmeyen, yani buradaki dilleri bilmeyen K'dır. Gördüğünüz gibi dışarısıdır. Yani dışarı olan bölgeyi K diye adlandırmışız. Sadece bir dil bilen, gördüğünüz gibi A bir dil bilir. Sadece Almanca bilir. İngilizce bilir sadece C. Bu da sadece Türkçe bilir G. A, C, G. Sadece iki dil bilenler, gördüğünüz gibi burası iki dil bilir. Hem Almanca hem İngilizce bilir. Burası hem Almanca hem Türkçe bilir. Burası da hem İngilizce hem Türkçe bilir. En az iki dil bilenler. Yani adam bana diyor ki iki dil de bilebilirsin. Üç dil de bilebilirsin. En az iki diyor. En az iki ve üstü bakın. O zaman en az iki dil bilen diyorsa iki dil bilen B, D, F, bir de üç dil bilen E. B, D, F, E diyeceğim. Lütfen bunu karıştırmayın. Bunu da yapamayan çok öğrenci var. En çok iki dil. Bakın ne diyor? En çok iki dil bana bil. Hiç bilmeyebilirsin. Bir dil bilebilirsin. İki dil bilebilirsin. Ama diyor en çok iki dil bil. Üç dil istemiyorum. O zaman E hariç herkes. Bakın sarılan bölge. E hariç herkes. Şimdi sorularımızı çözelim. A, E'nin evrensel kümenin alt kümesidir. B de evrensel alt kümesidir. A'nın tümleyeni artı B 13'tür. A artı B'nin tümleyeni 15'tir. E kaçtır? Hatırlayın ben ne demiştim? Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele evren demiştim. Değil mi? A'nın tümleyeni B 13, A artı B'nin tümleyeni 15. Bunları taraf tarafa toplayalım şimdi. SA artı SA'nın tümleyeni, SB artı SB'nin tümleyeni 28 yapar diyeceğim. Cevap hemen geldi. Şimdi olmak ya da olmamak, işte bütün mesele evren. Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele evren. Bu evrenle bu evren aynı evren. Yani ben desem ki dünyada beyaz kazak giyenler, atıyorum 1 milyar kişi. Giymeyenler 4 milyar. Çünkü dünya 5 milyar. Sonra desem ki dünyada sarı kazak giyenler, atıyorum 2 milyar kişi. O zaman giymeyenler 3 milyar kişi. Bakın yine aynı evren. O zaman 2 tane evren eşittir 28, evren eşittir 14 buluruz. Bizden de onu istiyor zaten. Aynı evrensel kümeye ait AB kümeleri için bunlar verilmiş. SA birleşiminde 32 ise SA kaçtır denilmiş. A'nın eleman sayısı kaçtır? Şimdi öncelikle bu ifadeyi K'ya eşitleyelim. SA'nın tümleyeni kesişim B K'dır. SA kesişim B 4K'dır. SA fark B'de 3K'dır. Şimdi bunlar verilmiş.
Ben bunun neresi olduğunu biliyorum. Bunun da neresi olduğunu biliyorum. Ama bu böyle gözüme hiç de güzel gözükmüyor. Arın tümlerini kessin be. O zaman hemen geçiyorum şurada. Kendime emniyet alıyorum. Diyorum ki, hatta orada değil burada yapıyormuşum. 1, 2, 3, 4. Bu kümeyi hemen yaptım. A'nın tümleyeni diyor. A kümesini yak. Bunları yakarsam 3, 4 kalır. Yazdım. Kesişim. B diyor. B kümesi gördüğünüz gibi 2, 3. Onu yazdım. İkisinin ortak yanını istiyor kesişimini istiyor. Ortak yanı da gördüğünüz gibi 3'tür. Yani adamın kastettiği yer burasıymış. A'nın kesişimi, A'nın tümleyeni kesişim B. 3 numaralı yeri kastediyor. Yani burayı kastediyor. Gelip buraya 3 yazmayın sakın ha. Ben öyleyse bölge olarak yazdım buraya. İstiyorsanız siz buraya A, B, C, D yazın. Demek ki burayı kastediyor. O zaman buraya gelir K'yı yazarım. A kesim B 4K buraya 4K'yı yazarım. A fark B'de 3K buraya da 3K'yı yazarım. A birleşim B 32 ise bunların toplamı 32'ymiş. Hemen toplarım. 3K, 4K ve K topladığımda 8K eşittir. 32'den K'da 4 bulunur. SA kaçtır diyor. A'nın eleman sayısı sorulmuş. 3K, 4K da 7K'dır. 7 çarpı 4'ten cevabım 28 olur. Lütfen şu emniyet sibobu dediğim şeyi unutmayın. 98 yılında çıkmış A ve B kümeleri E evrensel kümesinin alt kümeleridir. Evren 12, A fark B 4, A'nın tümleyeni kesin, B'nin tümleyeni 3, B kaçtı. Bak yine burada var. Ben hemen geliyorum. Şurada emniyet sibobumu tutturdum bu sefer nerede olduğunu. 1, 2, 3, 4 yazdım. A'nın tümleyeni A kümesini yaktım. Kül oldu. Geri kalanlar 3, 4. Kesişim. B'nin tümleyeni B kümesini yaktım. Geri kalanlar 1, 4. 3, 4 de 1, 4'ün kesişimi 4'tür. Demek ki dışarıyı kastediyor bu adam. O zaman dışarısı 3'müş. Hemen dışarıya 3'ü koydum. A fark B'de 4'müş. A fark B A'da olup da B'de olmayan burada 4'müş. Evrende 12'ymiş. Yani tamamı her yerin toplamı 12 ise 4 ile 3'ü topladığında 7 bu bölgeye 5 kalır değil mi? Demek ki B kümesinin eleman sayısı 5'tir. Ya ben buraya 3 yazarken yani şu dışarıya 3 anlamına geliyor. 3 tane eleman sayısı varmış. Gördüğünüz gibi neredeydi? Buradaydı. Eleman sayısının 3 olduğunu söylemiş. Sakın bana gelip de hocam burada 4'tü demeyin. Bunlar bölge diyorum bakın. 1, 2, 3, 4 derken bölge. Yani A, B, C, D. O zaman sen burada D bulacaktın. Nereye? Yani dışarı. Dışarıya ben 3 yazmalıymışım. Lütfen buna dikkat edin. 2003'te gelmiş. Kesişimleri boş küme olmayan. MN kümeler için bu ifade verilmiş. N kümesi en az kaç elemanlıdır denilmiş. Şimdi şu iki tane ayrı ifade var. Bunları bir irdeleyeceğiz. N fark M, 5 çarpı M fark ne? O zaman ben buna X dersem bura 5X olur. Değil mi? Geldim M fark ne? Yani burası X ise burası 5X. N fark M 5X çünkü. Sonra şu bilgiyi alıyorum. Buraya da Y dedim. Şu bilgiye geldim. SN eşittir 4 çarpı M kümesi. E tamam da N kümesi belli zaten. Y artı 5X. M kümesi de belli. X artı Y çarpı 4. Buradan hemen hesap kitap işlerine girelim. Y artı 5x eşittir 4x artı 4y. Bu y'yi buraya 4x'i buraya atarsak x eşittir 3y olur. Güzel. X'in 3y olduğunu bulduk. O zaman x yerine 3y'yi yazdım. Y'ye dokunmadım. X 3y olduğu için 5 ile çarptım 15y. Sonra bana n kümesi en az kaç elemanlıdır? E buranın tamamı 16y. Y de en az 1 olurdu. 16 çarpı 1'den de cevap 16 olur. Aslında bu soru çok daha güzel hale getirilebilirdi. Verilip şuradaki denklemlerle sayılar değiştirerek burayı 2y haline getirip burayı da 6y, burada 30y haline getirilseydi o zaman ben 30y ile 2y'yi toplayıp 32y deyip de cevap 32 demeyecektim. Çünkü buraya 2y olursa y'ye 1 bölü 2 diyebilirim. Bura tam sayı olur. Yani çok zor bir hale getirilebilirdi. 2003'te böyle sormuş. Siz de şimdi içinizden hocam ne zorun var senin niye böyle diyorsun diyebilirsiniz. Her şeye hazırlıklı olmanızı istiyorum. Bir sınıfta Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilen 40 öğrenci vardır. Yani hiç bilmeyen adam yok. En az birini bilen var. Almanca bilenlerin sayısı Fransızca bilenlerin sayısının 2 katı, her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır. Buna göre sınıfta Almanca bilenlerin sayısı kaçtır? Kümemizi çizelim. Almanlar, Fransızlar. Şimdi burada ilk cümleyi kullanamıyorum. Yani bunların hepsinin toplamı 40. Almanların sayısı Fransızların sayısının 2 katı. Almanlar Fransızların 2 katı. Burada da bir şey yapamam.
Her iki dili bilenlerin sayısının ise 4 katıdır. İşte şimdi yaparım. Her iki dili bilene x dersem Almanlar 4 katıymış. O zaman Almanlar 4x'tir. Buraya 3x kalır. Almanlar Fransızların 2 katıydı. Almanlar 4x ise Fransızları 2'ye böleceğim. Yani Almanları 2'ye böleceğim. Fransızlar 2x yapar. O zaman buraya da x kalır. Tekrar ediyorum orayı. Önce her iki dili bilen yere x dedim. Almanlar Fransızların 2 katı, her iki dili bilenlerin 4 katıdır. Buraya x dediysem Almanlar 4x olacak. O zaman buraya 3x kaldı. Almanlar Fransızların 2 katı olup 4x ise o zaman Fransızlar 2x'tir. Bura zaten x'te, buraya x kaldı. Bitti soru. Bunların toplamı da 40'mış. 5x eşittir 40'tan x eşittir 8. Buna göre sınıfta Almanca bilenlerin sayısı 4x olduğundan 4 çarpı 8'den 32 olur. Keşke böyle bir soru çıksa diyorsunuzdur mutlaka. 42 kişilik bir sınıfta İngilizce bilmeyenlerin sayısı 18. Fransızca bilmeyenlerin sayısı 21 ve her iki dili bilenlerin sayısı 7 olduğuna göre bu sınıfta İngilizce ve Fransızca bilmeyen kaç kişi vardır? Hep bilmeyen bilmeyen gitmiş, şurada da bilen demiş. O zaman ben İngilizce ve Fransızca bilmeyenlerin kümesini çizmek istiyorum. Buraya x dedim. Burası İngilizce bilmeyenler 18 kişi ise o zaman buraya 18 eksi x kalır. Tekrar edeyim şurayı. Şimdi ben İngilizce bilmeyenlerle Fransızca bilmeyenlerin kesişimini alıp böyle bir küme kurdum. İngilizce bilmeyen burasıysa bunun dışı İngilizce biliyordur. Fransızca bilmeyen burasıysa bu Fransızların dışı Fransızca bilendir. O zaman bilgilerimizi yerine yazarsak buraya x dedik. İngilizce bilmeyen 18 olduğundan buraya 18 eksi x kaldı. Fransızca bilmeyen 21 olduğundan buraya da 21 eksi x kaldı. Her iki dili bilen 7. Şimdi bura neresi? Önemli olan bu. Şimdi ben size İngilizce bilenler neresi desem siz bu kümeyi karalarsınız. Çünkü bilmeyen ya. Dışarıyı boyarsınız tamamen. Fransızca bilenler desem burayı karalar. Tamamen dışarıyı boyarsınız. İkisinde de kesişen yer şu dış bölge olur. Yani dış bölge her iki dili bilenlerdir. Burayı 7'dir. Dolayısıyla bunların hepsinin toplamı da 42'dir. 18x, 18 eksi x artı x, 21 eksi x artı 7 eşittir 42. Burada x'ler gider. Gerekli işlemler neticesinde x'i 4 buluruz. Bizden İngilizce ve Fransızca bilmeyeni soruyor, yani x'i soruyor. Şimdi belki bazılarınız bu 7'yi niye buraya yazdığımı sorabilir. Şimdi arkadaşlar, siz elinizde kağıt kalem muhakkak vardır. İki tane küme çizin. Buraya A yazın, B yazın, C yazın, D yazın. Şimdi A ile B İngilizce bilmiyor. O zaman bilenler kimdir? CD. Dışarıya yazın CD. Fransızca bilmeyen burası BC. O zaman Fransızca bilen A ile D. Onu da yazın dışarıya AD. İkisinin kesişiminin D olduğunu görmüşsünüzdür. D de burası. Umarım dediğim anlaşılmıştır. Bir sınıfta 23'ü bayan olan 43 öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 14'ü gözlüklüdür. Gözlüksüz erkek öğrenci sayısı 11 olduğuna göre bu sınıfta gözlüksüz bayan öğrenci sayısı kaçtır? Bu da klasik bir sorudur. Gözlüklü gözlüksüz tablo çizeceksiniz burada. Böyle gözlüklü gözlüksüz erkek bayan, burayı da boş bırakın. Şimdi 23 tane bayan varmış, 43 öğrenci varsa 20 tane de erkek vardır. Bu öğrencilerden 14'ü gözlüklüdür. Buranın da toplamı 14'müş. Gözlüksüz erkek 11. Gözlüksüz erkek. Aha şurası işte. Burayı hemen yazabilirim, 11. Şimdi gözlüksüz erkek 11. Ben erkeklerin sayısını biliyorum. 23 tane bayan varsa 43'ten 23'ü çıkart. 20 tane erkek var. O zaman buranın tamamı erkek olduğundan 20'den 11'i çıkartırsam buraya 9 kalır. Ben gözlüklüleri de biliyorum. Bu öğrencilerden 14'ü gözlüklüdür. Yani buranın tamamı gözlüklü olacağından 14'ten 9'u çıkarsam buraya da 5 kalır. Burası, burası ve buranın toplamda 43 edeceğinden toplayıp 43'ten çıkartırsam buraya da 18 kalır. Benden istediği bu sınıftaki gözlüksüz bayan. Gözlüksüz bayan kesişiminde gördüğünüz gibi 18 var. Bir yurttaki öğrenciler XYZ filmlerinden en az birini izlemişlerdir.
Bu filmlerden en az ikisini izleyen 15, en çok ikisini izleyen 29, üçünü de izleyen 8 kişi olduğuna göre en çok bir film izleyen kaç kişi vardır denilmiş. Şimdi bir defa bir film izleyenler A olsun, iki film izleyenler B olsun, üç film izleyenler C olsun. Bu filmlerden en az ikisini izliyorsa, en az iki, yani iki filmde izler, üç filmde izler. O zaman B artı C'yi söylüyor bana. Ben B artı C'yi 15 dedim. En çok ikisini diyor. Yani üç film istemiyorum ben diyor. En çok iki film. En çok iki film demek, iki filmle bir film demek. Yani A artı B. O da 29. Üçünü de izleyen C zaten. C'nin de 8 olduğunu vermiş. Madem C 8'dir, burada yerine yazarsak, atarsak buraya 15'ten 8 çıktı. B'nin 7 olduğunu. B'yi 7'yi buraya yazarsak, atarsak buraya A'nın da 22 olduğunu buluruz. Bizden ne istiyor? En çok bir film izleyen kaç kişi vardır? En çok bir. Zaten hiç film izlemeyen yoktu. En çok bir film izleyen demek bir film demektir bu soru için. O zaman cevabımız 22 olur. A kümesi verilmiş. X öyle ki, bu öyle ki anlamındadır bu çizgi. 12 ile 102 arasında, hatta 102 eşit ve doğal sayıdır. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi 3 ile tam bölünebildiği halde 4 ile bölünemez. Şimdi biz önce 3 ile bölünenleri bir bulalım. 3 ile bölünenler 12'den sonra 15, 18, 21, nokta nokta 102 de 3'e bölünür. Eşitlik olduğu için aldım. Şimdi 3 ile bölündüğü halde 4 ile bölünemez diyor. Şimdi arkadaşlar burada 15, 18, 21, 24. 24 denilen adam 3'e bölünüyor, 4'e de bölünüyor. Bunu istemiyor adam benden. 24'ü bir kenara koydunuz. Devam edin. 27 olmaz. 30, 33, 36. Ondan sonra 36. Bakın 36 4'e bölünür. 24, 36. Kaç kaç gitti? 12. Niçin? Çünkü 3 ile 4'ün ortak katı. Ya bundan sonra öyle yapmayacaksınız. Hemen 3 ile 4'ün ortak katı. Demek ki 12 ile bölünenleri bulup bu kümeden atacağım. O zaman ben önce bu kümenin eleman sayısını bulayım. Ta derslerin başında liseli Gauss'tan hatırlarsınız. Orada terim sayısını böyle buluyorduk. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. 30 tane burada adam var. Hem 3'e hem 4'e bölünen 12'ye bölünür. Bunları tespit edip 30'dan çıkarırız. 12 ile bölünenler zaten basit. 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Bir sonraki 108 sınırı geçer. Burada da gördüğünüz gibi 7 tane adam var. O zaman 30'dan 7'yi çıkartırsak cevabımız 23 bulunur. Yine soru gelmiş, benzer bir soru. X öyle ki 10 küçüktür. X küçük eşit 80. X 10 ile 80 arasında 80 eşit ve tam sayıdır demiş. Zaten bu aradakilerin hepsi tam sayı. Kümesinin elemanlarından kaç tanesi 12 veya 15 ile tam bölünür? Veya geldi bakın. 12 ile bölünenleri bulacağım. 15 ile bölünenleri bulacağım. 12 ile bölünenleri bulurken içinde 15 ile bölünenler olacak. 15 ile bölünenleri bulurken içinde 12 ile bölünenler olacak. İki defa olacağından bir defa çıkartacağım. O zaman 12 ile bölünenleri söyleyelim. 12, 24, nokta nokta 72. Buradan hemen terim sayısı 72 eksi 12 bölü artış miktarı 12 artı 1. 6 tane 12 ile bölünen adam var. 15'e bakalım. Zaten mesafe kısa olduğundan hemen yazdık. 15, 30, 45, 60, 75, 5 tane adam var. Şimdi hem 12 hem de 15 ile bölünen kime bölünür? 60'a bölünür. Çünkü ortak katları. Kesişimde demek ortak kat. Okey kalacaksınız. O da zaten bu aralıkta sadece 60 var yani. Daha sonra 120 gelir, o da yok. O zaman bir tane adam. 6 ile 5'i toplayıp buradaki bir adamı çıkartacağız. O zaman A artı B eksi A kesişim B. 6, 5 daha 11. 1'i çıkartırsak 10 tane adam bu şartı sağlar. A kümesi verilmiş AB, B kümesi de verilmiş. Gördüğünüz gibi A kümesi B kümesinin yavrusu, alt kümesi. Diyor ki A alt kümedir, K o da alt kümedir. B koşulunu sağlayan en az 3 elemanlı kaç farklı K kümesi yazılabilir? Çok güzel bir soru. Şimdi K kümesi A'yı kapsayacak ve B'nin de yavrusu olacak. O zaman K kümesi A'yı kapsıyorsa demek ki K kümesinde A ile B mutlaka olacak. O zaman ben de diyorum ki varlığında yokluğunda 1. Hemen A ile B'yi attım. 1, 2, 3, 4. 4 tane elemanım var.
4 tane elemanın oluşturmuş olduğu alt kümelerinin sayısı 16 tane. Yani normal şartlar altında ben 16 tane K kümesi bulurum. Eğer böyle sormasaydı, deseydi ki bu koşulu sağlayan kaç tane K kümesi vardır? Cevap 16 olurdu. Ama bu bize diyor ki koşulunu sağlayan en az 3 elemanla kaç farklı K kümesi vardır? Şimdi ben o 16 tane adam bulduğumda 16 adamın bir tanesi boş küme değil mi? AB de oraya yapışınca o zaman o boş küme birden AB olacak. İki elemanlı olmuş olacak. O zaman ben onu saymayacağım. Geri kalan 15 tane adam en az 3 elemanlı olmuş olacak. Yani bu sorunun cevabı 15. Tabii burada hiçbir şey göstermeden anlattım. En azından bilinçaltınıza yollamaya çalıştım. Şimdi göstereyim. K kümesi A kümesinin kapsamının A ve B mutlaka olmalıdır. Varlığında yokluğunda bir sloganından dolayı A ile B gitti. 2 üzeri 4, 4 tane adam var. 2 üzeri 4, 16 tane K kümesi normalde yazılır. Ama bunlardan bir tanesi boş küme. Hatırlayın, o 16 tane adamından en köşede tesbih sallayan boş küme var. Sizin elinizde de AB var. Siz de bunları onların yanlarına yolluyorsunuz. O boş kümenin yanına siz AB'yi yollarsanız orası AB olur. 2 elemanlı olur. Ama sana diyor ki en az 3 elemanlı. O zaman o adamı atarsın. Dolayısıyla cevap 15 olur. Animasyonu hatırlayın. Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinden en az birinin konuşulduğu, güzel, hiç bilmeyen yok. 45 kişilik bir grupta Rusça bilen herkes İngilizce bilmekte, Türkçe bilmemektedir. İngilizce bilenler Rusça bilenlerin 2 katından 5 fazla, yalnız Türkçe bilenler Rusça bilenlerin 3 katıdır. İki dilli konuşanlar, bu nasıl oluyor? İki dilli zilli der gibi. Rusça bilenlerin 2 katından 3 fazla olduğuna göre Türkçe konuşan kaç kişi vardır? Kümelerinizi çizin. Türkçe, İngilizce, Rusça. Şimdi çok karışık gibi duruyor. İlla baştan başlamak zorunda değilsiniz. Nerede güzel bir cümle yakalarsanız oradan başlayın. Şimdi Rusça bilen herkes İngilizce bilmekte. Şimdi burada bir adam olsa, bu adam İngilizce biliyor mu? Bilmiyor. O zaman burayı karalarım bir defa ben. Sonra buraya bakıyorum. Buradaki adam İngilizce biliyor mu? Yok. Burayı da karalarım ben. Buradakiyle buradaki adam İngilizce biliyor. Ama devamında diyor ki Türkçe bilmemektedir. Buradaki adam Türkçe bildiği için olmaz. Burayı da karalarım. Bura boş kalır. Bakın tekrar ediyorum. Öyle bir yere girin ki adam Rusça bilsin ve İngilizce de bilsin. Rusça bilen herkes İngilizce bilsin ama Türkçe bilmesin. Diyelim ki burası. Bu adam İngilizce bilmiyor. Karaladın. Bu adam İngilizce bilmiyor. Karaladın. Burada adam yok demek yani. Bu adam İngilizce biliyor. Bu adam da İngilizce biliyor. Ama devamında Türkçe bilmesin diyor. Ama buradaki adam hem Türkçe hem İngilizce hem Rusça biliyor. Ben öyle bir şey istemiyorum. Burayı da karaladım. Bunu yaptıysanız soruyu zaten yarısını bitirdiniz demektir. İngilizce bilenler Rusça bilenlerin 2 katından 5 fazladır. Zaten Rusça bilenlere sadece bura kalmış. Buraya ben X dersem İngilizce bilenler Rusça bilenlerin 2 katından 5 fazla. Yalnız Türkçe bilenler Rusça bilenlerin 3 katıdır. Bakın yalnız da Türkçe bilen burası, Rusça bilenlerin 3 katı. Buraya yazmak daha avantajımıza geldi. Sonra iki dili konuşanlar Rusça bilenlerin 2 katından 3 fazla. İki dili konuşanlar. Şimdi iki dili konuşanlar burayla burası değil mi? Şimdi ben iki dili konuşanlar 2 katından 3 fazlaysa yani 2x artı 3'tür. Burayla buranın toplamı 2x artı 3 olması için buraya x artı 3 kalır. Burayı geriden alayım. Tekrar söylüyorum burayı. İki dilli konuşanlar, bu dilli zaten bir türlü dilimden gitmedi. Konuşanlar, Rusça bilenlerin buranın 2 katından 3 fazla. Burayla buranın toplamı 2x artı 3'müş. O zaman ben x'i çıkartırsam buraya direkt x artı 3 kalır. Bu cümleyi kullandım. Bu cümleyi kullandım. Sadece şu cümleyi kullanmadım daha. İngilizce bilenler, Rusça bilenlerin 2 katından 5 fazladır. Yani Ruslar x ise İngilizce bilenler 2x artı 5'miş. Madem 2x artı 5'tir, burada da 2x artı 3 var, o zaman buraya da 2 kişi kalır. Sonra bana neyi soruyor? Bütün zaten hepsinin toplamı 45'ti. Ben de bunları toplar 45'e eşitlerim. 3x, 4x, 5x artı 5, 45. 5x eşittir 40, x eşittir 8 olur. Bana da Türkçe konuşan kaç kişi vardır diyor. Gördüğünüz gibi Türkçe konuşan 4x artı 3 kişi vardır. X yerine de 8'i yazarsam 35 olur. Güzel bir soruydu. Kümeler de bu kadar arkadaşlar. İnşallah hayırlı olur sizlere. Başarılar dilerim.